Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu patlıcan ve biberlerde alt sürgünlerin alınması ve bu fidelerimizin kuvvetlenmesini sağlamak olacak. Bunun için ilk evvela patlıcanlarımızdaki alt sürgünlerin alınmasıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız sebzelerini vermeye başlamış. Onun için alt sürgünlerini alırsak ve yukarıdaki çatala kadar olan sürgünleri alırsak patlıcan fidelerimiz daha fazla gelişecek ve verimi artacak. Patlıcan fidelerindeki alt sürgünleri böylelikle alınca direkt kuvvet üst tarafa gidecek. Böylelikle patlıcan fideleri daha fazla kuvvetlenecek ve verimi artacak. Verdiği verimde de kalite artmış olacak. Bu budama işlemini yaparken diplerinde olan otları da temizliyoruz. Ve böylelikle dibi temiz olacak. Daha sonra bu sürgünleri aldığımız yerden boğazlarında yığma işlemi gerçekleştireceğiz. Ve ortalama haftada bir de gördüğünüz gibi damlama şeklindeki sulama sistemimizle sularını vereceğiz. Böylelikle patlıcan fidelerinden bol ve kaliteli ürün almayı sağlayacağız. Bu kök sürgünlerini alma işlemini bahçemizde bulunan bütün patlıcanlarda aynı şekilde yapacağız. Normalde ben iki çeşit patlıcan fidesi dikmiştim. Bunlardan birincisi gördüğünüz gibi Manisa alacası, ikincisi de karpuz patlıcan dediğimiz patlıcan cinsinden ekmiştim. Bu kök budaması fark etmez hangi patlıcan cinsi olursa olsun yapmamız gerekir. Normalde uğraştırıcı ve meşakkatli bir iştir. Fakat inanın daha sonra ürün toplamaya başladığınızda bu emeğinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Hem kalite yönünden hem de ürün veriminden bu karşılığı böylelikle almış oluyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi hem sulama işlemini yapıyorum hem de budama işlemini yapıyorum. Böylelikle patlıcanlarımızdaki örselenmeyi engellemiş olacağız ve patlıcan fidelerinin diri kalmasını sağlayacağız. Patlıcanlardaki ürünler büyüdükçe ağırlıklar artacak ve patlıcan fideleri ağırlık olan tarafa yatacak. Onun için bunu yatmamasını engellemek için diplerini tekrar boğaz doldurma yöntemiyle az sonra göreceğiniz gibi dolduracağız. Şayet bunu da yeterli görmezsek diplerine birer ağaç dikip o ağaçlara ip yardımıyla bağlayıp patlıcan fidelerinin ayakta kalmasını sağlayacağız. Genellikle bu budama işlemini ben bağ makasıyla yapıyorum. Şayet bıçakla da yapabilirsiniz. Fakat bağ makası daha kolay ve daha güzel budama yapıyor. O yüzden benim tercihim bağ makasından yana. Budamayı yaptıktan sonra bırakmış olduğumuz ana dallarda toprağa yakın olan yaprakları da kesmemiz gerekiyor. Bu yapraklar toprağa değerse ve toprağın sıcaklığından yapraklar yanmaya ve kurumaya başlayacak. Bu da patlıcanlarımızdaki kuruma işlemini başlatmış olacak. Gördüğünüz gibi budama işlemini bitirmiş olduk. Ve böylelikle diplerindeki otları da elimizle temizleyip boğazlarını bir çapa yardımıyla doldurma işlemine geçtik. Böyle doldurduğumuzda patlıcan fidelerimiz daha kaliteli bir şekilde büyümeye devam edecek. Ve ürünlerini bize bol ve güzel bir şekilde verecek. Patlıcanlardaki budama işlemini
ve alt yapraklarını alma işlemini bitirmiş olduk. Ve böylelikle diplerini de doldurduk. Şimdi sıra geldi biberlerimizdeki alt yaprakların ve alt yandalların alınması olacak. Aynı patlıcanlarda yaptığımız gibi diplerindeki ince otları temizliyoruz. Ve daha sonra bağ makasımızla ana çatala kadar olan yaprakları ve sürgünleri tek tek alıyoruz. Biber suyu seven bir sebze olduğu için aynı bu şekilde diplerinde sulama işlemine de devam ediyoruz. Ve her bir biberin yandallarını keserken fidelerimiz de böylelikle pörüşmeden sağlıklı bir şekilde ayakta duruyor. Şayet sulama işlemini salma suyuyla yapacak olursanız bu budama işlemini yaptıktan sonra salma suyuyla hemen sulamanız gerekiyor. Patlıcanlarda olduğu gibi biberlerin de her çeşidinde aynı bu şekilde budama işlemini yapabiliriz. Biber fidelerimizdeki budama işlemini de tek tek böylelikle yapmış olduk. Budamış olduğumuz fidelerimizin dibini çapa veya eğdi yardımıyla da aynı boğaz doldurma yöntemiyle boğazlarını tek tek doldurup teveklerimizin yıkılmasını engelleyeceğiz. Diplerinde olan yabani otları da temizledik. Gördüğünüz gibi iki taraftan biberlerimizin boğaz doldurma işlemini de böylelikle yapıyoruz. Bundan sonra sadece sulama işlemini yaparak ürünlerimizi toplamaya başlayacağız. Böylelikle bahçemizde bulunan patlıcan ve biber fidelerinde alt kök sürgünlerin alınması, diplerindeki otların temizlenmesi ve boğazlarının doldurma işleminin yapılmasını sizlerle paylaşmış olduk. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna geldik. Video hakkında benim unuttuğum veya sizin merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlere en kısa zamanda dönüş yaparım. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.